Değerli Ege Üniversitesi televizyonu izleyicileri, Ege Üniversitesi'nin 60. kuruluş yılı nedeniyle hazırladığımız Akademiden programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Programımızda akademik birimlerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Sayın Atilla Silkü. Sayın hocam hoş geldiniz öncelikli olarak programımıza. Çok teşekkür ederim. Size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum davetinizden dolayı. Sayın Rektörümüzün de saygılarını iletiyoruz. Gelmeden önce birlikteydik programa. Ege Üniversitesi tabii 55 yılında kurulan bir üniversite. O anlamda da siz de başta değindiğiniz gibi 60-61 şeklinde bu uzun soluklu bir süreç. Deneyimini ve birikimini tüm bölgeye, ulusal ve uluslararası düzeyde de herkese aktarmak üzere çalışıyor. İyi ki geldiniz. Sayın Rektörümüze ve size çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sayın Hocam, dilerseniz Yabancı Diller Yüksekokulu'nun tarihçesiyle başlayalım. Bizlere neler anlatacaksınız? Teşekkür ediyorum. Tabii uluslararasılaşmanın gittikçe önem kazandığı günümüzde yabancı dil bilgisi, hatta Avrupa Dil Portfolyosu çerçevesinde Avrupa Birliği'nin bir projesi biliyorsunuz. Bir dilde yetmiyor artık. İkinci bir dile de ihtiyacımız oluyor. Ege Üniversitesi bu gereksinimi 1963 yılında ilk kez hissettiği zaman Yabancı Diller Okulu'nu kurmuşlar. Daha sonra 80 yılında 5 iyi dersleri kapsamında Yükseköğretim Kurumu'nun öngördüğü İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dillerle ilgili olarak bir bölüm oluşturmuşlar. Ve 83 yılında da rektörle bağlı bir bölüm haline geliyor. Ve 2010 yılında da Sayın Rektörümüzle birlikte tıpkı diğer Türkiye'deki Yükseköğretim Kurumlarında olduğu gibi bir yüksekokul olarak deneyimini aktarmaya çalışıyor. Peki Sayın Hocam, sizi diğer yüksekokullardan ayıran özellikleriniz nelerdir? Öne çıkan özellikleri nelerdir Yabancı Diller Yüksekokulu'nun? Biliyorsunuz Türkiye'deki yükseköğretim kurumları sayısı 200'ü buldu, geçti de hatta. O anlamda Ege Üniversitesi de 4. sırada kurulan köklü bir üniversite olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi ile birlikte. Bu anlamda yabancı diller konusundaki uzmanlığını, birikimini mutlaka diğer üniversitelerin de paydaşları olarak önemli bir miktarda öğrencisiyle, akademisyeniyle buluşturmaya çalışıyor. En önemli özelliğimiz belki bir aile yapısı içerisinde bir ekip olarak idari çalışanıyla, öğrencisiyle, akademisyeniyle birlikte her sabah içeri girdiğimiz zaman birbirimize günaydın diyerek başlamamız ve öğrencilerimizle birlikte her yeni günü tekrar bir başlangıç olarak kabul ederek başlamamız. Tabii akademik boyutta da öğrenci merkezli bir eğitim, eğitimin en önemli parçası. Çünkü klasik anlayışta derslik ortamında, sınıf ortamında profesör merkezli bir eğitimden gittikçe öğrenci hakları, sorumlulukları bağlamında daha öğrenciyi merkeze alan ve onların gereksinimleri doğrultusunda eğitim öğretim planını tekrar güncelleyen bir yüksekokul ve öğrenci destek birimiyle de bu hizmeti öğrencilerine sunmak istiyor. Belki de en ayırt edici özelliğimiz, diğer İzmir'de de biliyorsunuz 9 üniversiteye ulaştık. Evet. Sayın Rektörümüzün de önderliğinde İzmir Üniversite Platformu olarak da 9 üniversite operasyonel gruplar içerisinde rektörlerin her aylık toplantısının ötesinde birlikte çalışıyorlar. Yabancı Diller Yüksekokulları da aynı şekilde bu deneyim paylaşımını birlikte gerçekleştiriyorlar. Öğrenci destek birimimiz belki de diğerlerine nazaran bizi biraz daha farklılaştırıyor. Peki bu güzel aileye yeni katılacak öğrenciler için tercih sıralaması nedir? Üniversiteye giriş puanları neye göre dikkat edilmeli öğrenciler açısından? Her yeni dönem tabii ki bugün itibariyle ilk YGS sınavına baktığımız zaman 2 milyon 200 bin öğrenci potansiyel oluşturuyor Türkiye'deki üniversiteler açısından. O anlamda da Ege Üniversitesi de her zaman nitelikli öğrenciyle buluşma noktasında programlarında öne çıkıyor. Yabancı Diller Yüksekokulu'nun kendine ait bir öğrenci kabulü söz konusu değil. Ancak hazırlık eğitimi ve servis İngilizcesi ile %100'lük programlar, %30 İngilizce programları, isteğe bağlı programlarda yabancı dil bilgisini öğrenciye aktarma konusunda bu hizmeti veriyor. Dediğim gibi bir puan sisteminden ziyade diğer farklı bölümlerin, Ege Üniversitesi'nin fakültelerinin, yüksekokulların, yani ön lisans, lisans ve lisans üstü seviyedeki kabul edilen öğrencilerine bu hizmeti sağlıyor. Eğitimden bahsetmişken, peki Yabancı Diller Yüksekokulu'nda nasıl bir eğitim söz konusu? Dediğim gibi yabancı dil eğitimi öncelikle yaşama ait bir boyutu var. Bir kültürü kendi dilinde öğrenmek her şeyden önemli. Kesinlikle. Öncelikle hangi amaçla öğrendiğimiz konusunda
bir saptama yapmak gerekiyor. Tabii ki dil en önemli iletişim araçlarımızdan bir tanesi. Bu bağlamda da onun yaşayan boyutuyla doğal yöntemle öğretilmesi ve iletişim aracı olarak iletişimsel yöntemi belirlenmesi son yaklaşımlarda öne çıkan yaklaşımlardan. Bugüne kadar farklı öğretim teknikleri kullanıldı. Gramer yöntemi kullanıldı. Biçimsel bir yaklaşım kullanıldı Türkiye'de yabancı dil eğitiminde. Ama en önemlisi bunu günlük yaşamın bir parçası olarak öğrenciye hissettirmek. Bugün biliyorsunuz en önemli tartışılan konulardan bir tanesi ana dilde eğitim ve yabancı dil eğitimi. Yani yabancı dil eğitimi mi yoksa yabancı dil eğitimi mi şeklinde tüm yüksek öğretimin sorguladığı noktalardan bir tanesi. Yüksek Öğretim Kurulu bu noktada British Council'la birlikte bir çalışma yaptılar ve bir rapor hazırladılar yüksek öğretimdeki yabancı dil eğitimine yönelik olarak. Ege Üniversitesi Yabancılar Yüksek Okulu da en önemli paydaşlarından birisiydi bu raporun hazırlanmasında. İlk iki toplantı ODTÜ, Bilkent, Boğaziçi, İTÜ Üniversitelerinde yapıldıktan sonra Mayıs ayı içerisinde 26-27'sinde bizim ev sahipliğimizde Yüksek Öğretim Kurumu'ndan temsilciler ve British Council'dan temsilcilerle birlikte diğer İzmir Üniversitesi'ndeki ve bölgedeki rektörlerimizle yabancılar sorunları üzerine durulacak. Sayın rektörler, platformda yer alan rektörlerimiz bir platform oluşturarak bir panelde bunları tartışacaklar. Biliyorsunuz daha önce de değindiğiniz gibi farklı aşamalardan bir eğitim sistemi söz konusu. Farklı geçmişte öğrendiği, edindiği yabancı dil bilgisiyle gelen, donatılan öğrencilerimiz söz konusu temel eğitimde. O anlamda da pre-elementary, elementary, pre-intermediate, orta derecede intermediate ve özellikle bizde %100 programlar olan yabancı dil eğitim programları, İngilizce Edebiyatı, Amerikan Kültür Edebiyatı, mühendislik fakültemizde kimya mühendisliği gibi %100 olan programlarda da advanced seviyede dersler oluşturuluyor ve öğrenciyle buluşturuluyor. Peki Sayın Hocam, dersler ve uygulama alanları hakkında neler anlatacaksınız bize? Temel beceriler biliyorsunuz. Önce bizde bir core bilgisi, yani gramer bilgisi, dil bilgisi bilgisi de donatılması gerekiyor. Ancak en önemli özelliği yabancı dil eğitiminde kendi ana dilinin dil bilgisi kurallarını bilen öğrenciler mutlaka biraz daha kolay hissediyorlar bu geçiş sürecini. Daha sonra okuma becerisi, yazma becerisi, konuşma becerisi ve dinleme beceriyle taşlanması gerekiyor. Bugün uluslararasılaşılan noktada TOEFL, IELTS gibi bir takım sınavlar var uluslararası nitelikte. Ya da KPDS, ÜDS gibi akademik dil becerisi tespitinde de bugüne kadar uygulanan ve son noktada da YDS adını verdiğimiz bir yabancı dil sınavımız var. Bizim bu raporlama sürecinde önerimiz sadece tek bir becerinin, yani o da core bilgisinin, dil bilgisi bilgisinin ölçülmesi, okumanın ölçülmesi değil. Aynı zamanda dinleme ve konuşma ile birlikte diğer becerilerin de ölçülmesi yönünde bir sınav hazırlanmasını önermiştik. Çünkü ölçemediğiniz hiçbir şey, ölçme değerlendirme en önemlisidir. Durum tespitinde size yeterli bir ayna tutmaz. O anlamda da tüm becerilerle birlikte oluşturacağınız bu ölçme değerlendirme süreci daha sağlıklı bir Avrupa dil portfolyosunda tanımlanan A1 düzeyinden C2 düzeyine kadar olan farklı becerileri kullanma konusunda da rehberlik edecektir. Şöyle bir beklentimiz var. Tabii ki temel eğitimle bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Sayın Rektörümüzün de her zaman vurguladığı gibi yüksek öğretim temel eğitimden orta dereceli okullardaki ve liselerdeki eğitimden ayrı düşünülemez. Mutlaka oradaki birbirini tamamlayan bir süreç olarak düşündüğün zaman kişisel gelişimde, akademik gelişimde bütüncül yaklaşımla üniversitelerde bir seviye daha ilerisidir. O anlamda da mutlaka hazırlıklı gelmesi gerekmektir öğrencilerimizin. En azından B1 seviyesinde bir dil bilgisi kazanımı belki onları farklı boyutlarda C seviyesine, C1 seviyesine kadar, 2'ye kadar da hayat boyu taşıyacaktır diye ümit ediyoruz. Çünkü eğitim, yaşam boyu eğitim konseptiyle yeniden tanımlanan bir süreç. O anlamda da bir kez hazırlık eğitimini aldım bir yıl boyunca, ondan sonra da sertifikamı unuttum ve dil becerilerimi bir kenara bıraktım olmaması gerekiyor. Sürdürülebilir bir yabancı dil eğitimi de söz konusu. Öyleyse öğrencileri de buradan temkinli olmaları ve hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyoruz. Mutlaka. Peki Sayın Hocam, yüksekokulunuzun fiziki yapısı hakkında neler söyleyeceksiniz? Yabancılar Yüksekokulu kampüsün en merkezi noktasında yer alıyor biliyorsunuz.
hemen İzmir'den benim de gün içerisinde kullandığım metro ile ulaşabildiğiniz bir noktada. Evet. Bir nolu yemekhanemiz ve SKS'nin karşısında yer alıyor. Sosyal tesislere ve spor tesislerine çok yakın. Hı hı. O anlamda erişilebilir olması konusunda iki binadan oluşan fiziki anlamda bir ana binamız. İdari ve akademisyenlerimize ait, öğretim elemanımıza ait bir binamız. Hı hı. Ve dersliklerde de yer aldığı. Karşıda da bir derslik, ek ders ünitemiz var. O anlamda da tüm dersliklerimiz multi vizyon gereçleri donatılmış, teknolojiyle donatılmış derslikler. Hı hı. Tabii ki sadece okuma yeterli değil dediğim gibi. O anlamda alışkın olduğumuz öğretim elemanı, öğrenci interaction'ı sağlaması açısından da bu yüzden bir görsel, işitsel desteğe de ihtiyacımız olduğu için data show'lar da donatılmış durumda. Kütüphanemiz de bu anlamda Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde iki dil laboratuvarıyla bunu destekler nitelikte. Hı hı. Ve tabii ki en önemli özelliği ders dışındaki süreçte de açık erişim malzemeleriyle hazırlıklarını yapabilmesi. Hı hı. Offline olarak programda sayfada yer alan çeşitli konularda çekilmiş ders materyaline de ulaşabilmesi ki bu anlamda eğitim fakültesiyle ortak çalışıyoruz onların BÖTE bölümüyle birlikte. Yani artık gittikçe e-learning'e, uzaktan eğitime, distance learning'e doğru giden noktada ama yabancı dilin en önemli özelliği yüz yüze de olması aynı zamanda. Hı hı. O zaman da bir harmanlanmış eğitim modelinden bahsetmek istiyoruz ileriki yıllarda. Hı hı. Yüksekokulunuzun 2013 yılında uluslararası bir kurumdan almış olduğu bir ayrıcalık var. Türkiye genelinde evet. Düşünürsek çok önemli bir ayrıcalığa sahipsiniz bu anlamda. Akreditasyonun sizin için önemi nedir? Nasıl bu aşamaya geldiniz Sayın Hocam? Teşekkür ediyorum özellikle vurguladığınız için. Bu tabii tüm arkadaşlarımızın emeği. Hı hı. Eğer onlar bunu hissetmeselerdi, okutmanlarımız, idari personelimiz, yöneticilerimiz hı hı. böyle bir şey söz konusu olamazdı. Ki öğrenci temsilcilerinden dahi bu konuda destek aldık öğrencilerimizden. Hı hı. Çünkü uzun soluklu bir emek var ortada. Hı hı. Onun için ben hepsine teşekkür ediyorum. Edexcel ve Pearson Assured olarak bugün tanımladığımız uluslararası akredite bir kurumuz. Neden akreditasyon? Tabii ki şeffaflık, tanınırlık ve diploma eşdeğerliği konusunda uluslararası düzeyde kabul gören bir kurum olmak için de o yüzden uluslararası bir akreditasyona ihtiyacınız var. Hı hı. Bugün Yükseköğretim Kurulu'nun da yeniden tanımlandığı noktada misyonlu ve vizyonlu kalite kurulları öne çıkıyor. Bugünlerde Ege Üniversitesi bu hazırlıklarını yapıyor kalite kurulları açısından. Tabii ki hepimizin yakından takip ettiği bir Bologna süreci var. Hı hı. 98 yılında ilk kez Sorbonne'da toplanıyor. 4 Avrupa Birliği ülkesi, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya. Ve böyle bir Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşım ve ortak pazar mantığından hareketle istihdam boyutunu öne çıkarak 99'da Bologna Deklarasyonu yayınlıyorlar. Şu anlama geliyor, yani nitelikli insan gücünü yetiştirmesi için 3. kuşak üniversiteler burada devreye girecekler. Ege Üniversitesi de 1955'ten itibaren araştırma geliştirmeyle ürettiği bilgiyi eğitim yoluyla yaygınlaştırarak sonunda da bir toplumsal yarara dönüştüren bir üniversite olarak bunu yapmak istiyor. Yabancılar okulda tabii ki akredite olması da bu anlamda bu yararı sadece kendi bölgesine, ulusuna değil, uluslararası düzeyde de işte Erasmus Plus hareketliğiyle gelinen noktada tüm öğrencilerimizin faydalanacağı bir düzeye getirmek için hı hı. nitelikli, kaliteli bir yabancı dil bilgisine, donanımına ve bunun ölçülebilir olan, sertifiye edilebilecek bir noktada diploma ekiyle taşlandırmasına ihtiyacı vardı. Hı hı. Hem yönetsel sistemlerin, hem idari süreçlerin, hem de fiziki imkanları eğitimle birlikte, araştırmayla birlikte ölçüldüğü, değerlendirildi ve her şeyden önemlisi sürekli izlenebildiği ve süreklilik arz eden bir akreditasyon sürecinden bahsediyoruz. Hı hı. Yaşayan ve yaşatan üniversite diyoruz ve evet. aynı zamanda birikimi harekete geçirmeye rektör hocamız Sayın da sürekli değil mi? Vurguluyor. Bıkmadan, yılmadan, yorulmadan diyor hocamız. Evet, bu anlamda sizi tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hazır bahsetmişken öyleyse yeni projeleriniz nelerdir? Bu zamana kadar kazanmış olduklarınızın yanında eminim ki daha çok güzel projeler üretmek için uğraşıyorsunuz. Bize biraz anlatır mısınız? Biz şunu istiyoruz. Tabii ki hazırlık eğitimi, servis dersleri, hı hı. tüm akademik birimlere olan katkımız. Aynı zamanda akademik personelimizin de kendilerini donatmalarıyla
niteliklerini yaşam boyu geliştirmeyle mümkündür. Hı hı. O anlamda her birinin uluslararası kongrelerde yer alması konusunda teşvik ediyoruz. Hı hı. Yayın faaliyetleri bir akademisyenin yüz akı olan mutlaka kendilerini farklı platformlarda yazdıkları makalelerle, katıldıkları konferans ve sempozyumlardaki bildiriyle ifade etmelerini bekliyoruz ki iyi bir ürün var elimizde, Ege Üniversitesi'ndeki ekosistem. O anlamda bunu diğer üniversitelerle paylaşmalarını, yabancılarla paylaşmalarını istiyoruz. Deneyim aktarımını gerçekleştirmelerini bekliyoruz. Ve her şeyden önemlisi projede yer almalarını bekliyoruz. Tabii ki proje tabanlı bir eğitim Ege Üniversitesi'nde bugün geldiği noktada odaklayarak gitmesi gereken bir eğitim ve araştırma modeli. Hı hı. Biliyorsunuz en son Teknoparkımızla birlikte Ege Üniversitesi'de ilk İstekyap'te başladığı İT'deki paydaşlığını kendi Teknoparkıyla devam edecektir. O halde kendine özel bir bilgi üretmesi söz konusudur ki 21. yüzyılda tüm kurumları birbirinden ayrıştıran sıradan olanı aktarmak bilgi aktarımı değil, o halde kendine özgün bilgiyi aktarımıdır. O anlamda da Yükseköğretim Kurulu 2006'dan itibaren özellikle ve konvansiyon üniversiteleri de tematik olarak odaklayarak belli alanlarda öne çıkmaları konusunda cesaretlendiriyor. Hı hı. Yabancılar Yüksekokulu da bu donanımını sadece hazırlık eğitimiyle sınırlı tutmayarak akademisyenlerin de proje tabanlı olarak kendilerini geliştirmeleri ve özellikle de toplumsal yarar bağlamında topluma dönük olarak da bu projeleri aktarmalarını istiyor. TÜBİTAK projeleri var arkadaşlarımızın çalıştıkları. Erasmus Plus kapsamındaki gençlik projelerinde yer alıyorlar. En iyi başarı öyküsü gibi bir takım daha önce LLP olarak tanımlanan Erasmus'un ve Sokrates olarak başlayan noktada farklı boyutlardaki deneyimleri var. O anlamda da bu projeler bizim için, yabancılar için de önem taşıyor. Bir de Kitapmatik Otomatı diye bir projeniz var. Biraz ondan bahseder misiniz Sayın Hocam? Biz iyi bir ekibiz. Bengi Hocam zaten herkes tanıyor. O anlamda da insan ilişkileri konusunda bir duayen. Şule Hanım tabii akademik birikimiyle ve toplumsal duyarlılığıyla öne çıkıyor. Belgin Hanım da öylesine tüm arkadaşlarla birlikte. Bizim farklı birimlerimizde materyal geliştirme, ölçme değerlendirme, proje hazırlama ve idari süreçlerimizde iyi bir ekip olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. O anlamda da Kitapmatik tabii ki eğitimdeki demokrasinin vazgeçilmezliği, fırsat eşitliği. O anlamda da bir duyarlılık bağlamında Engelsiz Ege'nin de en önemli paydaşlarımızdan birisi olduğunu hatırlarsak, Ege Üniversitesi bir ihtiyacı olan, gereksinimi olan engelli arkadaşlarımıza bir sosyal sorumluluk projesi olarak bunu düşündü. Ve çok hoş tabii ki o vending machine dediğimiz türden makinalarda okuma alışkanlığını cesaretlendirmek için, arttırmak için böyle bir projeye giriştiler. Ve oradan gelen gelirle bir öğrencimizin ihtiyacı karşılanıyor. Bu bağlamda engelli bir öğrencimizin ve onun tekrar motive edilerek eğitim boyutuyla yaşama kazandırılması hedefleniyor. Hı hı. Kendilerine Şule Hanım'a da özellikle teşekkür etmek istiyoruz bu projeden dolayı. Önemli bir sosyal sorumluluk projesi. Teşekkür ediyoruz biz de. Sayın Hocam peki periyodik olarak düzenlenen yayınlarınız, etkinlikleriniz nelerdir? Biliyorsunuz Ege Üniversitesi Sayın Rektörümüzün girişimiyle Avrupa Bilim Gecesi etkinliğini 7. Çerçeve Programı'nda EBİLTEM'in yaptı. Artık onu 23 Nisan haftasında bir bilim şenliğine dönüştürüyor. Bizim Çocuk Eğitim Merkezimizle birlikte Hülya'nın da yöneticiliğini yaptığı Yabancılar Yüksekokulu'da bu bilim haftası etkinliklerinde yer alıyorlar. Artık o bir geleneksel hale geldi. Periyodik olarak yapıyoruz. Yabancı eğitimini gelen temel eğitimden gelen K12 dediğimiz çocuklarımıza bir bilinç oluşturmak, farkındalık yaratmak için kullanıyoruz. Bunun dışında biraz önce değindiğim platform kapsamındaki İzmir Üniversitesi platformu Yabancılar Yüksekokulu ile ortak bir arama toplantısı bağlamında ilk kez ev sahipliğimizde bir çalıştay gerçekleştirmiştik. Ulusal bazdaydı çalıştay. Mayıs ayı içerisinde uluslararası nitelikli ikincisini gerçekleştireceğiz. Orada yabancı dil eğitiminde, öğretiminde karşılaşılan sorunlarla ilgili uluslararası düzeyde bir katılım söz konusu olacak. Geçtiğimiz hafta farklı bölümlerimiz var. Hazırlık eğitimi, İngilizce hazırlık, modern diller ve Almanca birimi olarak devam ediyor.
Almanca çalıştayımızı gerçekleştirdik 8 üniversite katılımıyla. Bu anlamda da Almanca birimi de tıpkı küresel dil İngilizce gibi diğer alternatif bir dil olarak kendini donatmak için böyle bir çalıştay mantığıyla hareket etti. İtalyanca, Japonca, Fransızca bizim modern diller içerisindeki diğer alternatiflerimiz. Kendimizi sürekli iyileştirmek ve geliştirmek istiyoruz. Bir dil, bir insan daha diyoruz değil mi hocam? Haklısınız. Bunun ardında vermiş olduğunuz çeşitli kurslar var. Bu aynı zamanda eğitiminiz dışında olan bir durum. Peki dışarıdan öğrenci alımı söz konusu mudur? Yoksa sadece yüksekokulumuzdaki öğrenciler mi yararlanabiliyor? Tabii beklentilerimiz farklı. Öğrencilerimiz öncelikle hazırlık eğitimi sırasında bir muafiyet sınavına giriyorlar. O muafiyet sınavına hazırlanmak için böyle bir desteğe ihtiyaç duyabiliyorlar zaman içerisinde. Onun dışında lisansüstü seviyedeki öğrencilerimizin lisansüstü sınavlarına yönelik bir hazırlık süreci gerekiyor. Akademisyenlerimiz kendi farklı okuma yazma becerilerini geliştirmek için bir kursa ihtiyaç duyabiliyorlar. İş İngilizcesi, konuşma kulüpleri gibi, konuşma kursu gibi ve onun dışında belki de en fazla ilgi çeken İngilizce olarak yaptığımız yoga kursumuz dahi mevcut. Bu anlamda sağlıklı bedenle değil mi bu beceriyi birleştirerek kesinlikle farklı bir dilde bir inovatif bir yaklaşımla böyle bir kurs da düzenliyoruz. Web sayfamızda gerekli bilgilere ulaşabilirler. Kendi personelimize %10 bir indirimimiz söz konusu ücretler konusunda. Tabii ki topluma da açığız. Buradaki felsefemiz sürekli yaşam boyu eğitim kapsamında sürekli eğitim modeliyle yabancı dilde topluma bir fayda olarak ulaştırabilmek. Sizinle şanslı olan öğrencilerinizin sosyal kültürel etkinlikleri nelerdir peki Sayın Hocam? Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi hazırlık birimimizin kendi içerisinde yıl içerisindeki eğitimlerini sonunda bir drama kulübüyle bir performansa dönüştürdükleri yıllık bir etkinliğimiz var. Orada öğrencimizle buluşuyoruz. Onların bir yıllık deneyimlerini kültür ve sanat bağlamında Ege Üniversitesi'ne ulaştırıyoruz. Tabii ki bizim Mayıs şenliklerimiz içerisinde yabancılar yüksekokulda etkinliklerle yer alıyor. Onun için tüm kültür sanat etkinliklerinde de bir aradayız arkadaşlarımızla. Yani Ege Üniversitesi'nin yaşayan bir üniversite modelini bizde tam merkezinde yer alan bir yüksekokul olarak sonuna kadar sürdürmeye gayreti içerisindeyiz. Ne mutlu size ve öğrencilerinize. Sağ olun. Peki Sayın Hocam, uluslararası işbirlikleriniz, ikili anlaşmalarınız var mı? Varsa bizlere anlatabilir misiniz? Ege Üniversitesi biliyorsunuz Erasmus ve Erasmus Plus kapsamında en etkin bütçe kullanan bir üniversite. Evet. Geçtiğimiz yıllarda bütçede bir azalma söz konusu olsa da Türkiye genelinde bunu dönem bazında tekrar kendisini adapte ederek akademisyen ve öğrenci hareketliliğinde herhangi bir azaltmaya gitmedi. Ve bütçeyi de sonuna kadar 1 milyon 700 bin avroluk bir bütçe kullanımı söz konusu kullandı. Bu bağlamda 400'ün üzerindeki kurumsal işbirliğiyle Ege Üniversitesi'nin farklı disiplinlerine, farklı birimlerindeki öğrencilere bir öncelikle online sınava girmeleri gerekiyor İngilizce olarak. O konuda ve sonuçta da bir mülakat öncesinde bir dil becerisi arandığı için tüm sınavlarını biz yapıyoruz. Sözlü sınavlarda okutman desteği sağlıyoruz. Arkadaşlarımız sınav platformlarında yer alıyorlar. Ve farklı üniversiteler Avrupa Birliği içerisindeki dil portfolyosu ve lingua programı kapsamında işbirliklerimiz söz konusu. Ve en önemlisi ulusal bir finansman olan Mevlana programı. Türkiye Cumhuriyeti bu bağlamda hareketlilik finansmanı olarak kendisi bir finansman sağlıyor. Erasmus'taki en önemli özellik eş finansman olması bildiğiniz gibi Avrupa Birliği ile birlikte. Mevlana programı ile ilgili işbirliklerimiz sürüyor. Önümüzdeki yıl okutmanlarımızın hareketliliği söz konusu olacak. Tabii ki Erasmus Plus kapsamında personel hareketliliği de önemli. O yüzden destek ünitesindeki öğrenci işleri şefliğindeki arkadaşlarımız da ve tüm okutmanlarımız da destek birimindeki, materyal geliştirme birimindeki arkadaşımız personel hareketliliğinden yararlanma şansına sahipler. Peki Erasmus programında hangi noktadasınız? Biraz önce değindiğim gibi tabii ki Ege Üniversitesi biliyorsunuz
Bologna süreci içerisinde AKTS etiketine sahip ve diploma etiketine sahip bir üniversite. Kopenhag'daki etiket törenine ben katılmıştım Sayın Rektörümüz adına. Orada şunu gördük, Türkiye Yüksek Öğretim Kurumları arasında ve Avrupa Birliği içerisindeki diğer üniversiteler arasında da Ege Üniversitesi en faal olan kurumlardan bir tanesi. Yabancı Diller Yüksek Okulu da mutlaka temel becerilerin kazandırılması ve öğrencinin cesaretlendirerek hazırlık süreci içerisinde yer alıyor. Nice güzel çalışmalar eminim ama yine de sormak isterim. Son olarak neden Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu? Buradan öğrencilere nasıl seslenmek istersiniz? Çok teşekkür ediyorum. Tabii Ege Üniversitesi biliyorsunuz önümüzdeki hafta tanıtım günleri etkinliklerimiz başlıyor. Bir fuar formatında SKS Daire Başkanlığımızın gerçekleştirdiği spor salonundaki etkinliklerde yeni potansiyel öğrencilerimize merhaba diyoruz. Farklı kurumları geziyorlar, farklı kentlerdeki üniversitelere gidiyorlar. Ancak Ege Üniversitesi olmak bir ayrıcalık. Ege'liyiz ruhunu taşımak istiyorlarsa ve Yabancılar Yüksek Okulu gibi bakın en önemli sosyal sorumluluk boyutunda okutma arkadaşlarımız özverili bir şekilde fırsat eşitliğine sahip olmayan kalkınmada öncelikli bölgelerdeki bir okulumuzla bedel istemeksizin yaz döneminde bir kurs düzenleyecekler kendi kurumumuzda. Böylesine toplumsal duyarlı olan bir okulda eğitim almak istiyorlarsa ve bilimsel önderliğe sahip, akademik önderliğe sahip bir kurumda yer almak istiyorlarsa kendilerini en kısa zamanda kampüsümüzde görmek istiyoruz. Teşekkür ederiz. Sayın hocam, iyi ki katıldınız, iyi ki geldiniz. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgiler için. Davetinize teşekkürler. Rica ederiz, çok teşekkürler. Çok değerli izleyiciler, Akademiden programının bugünkü konuğu Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Sayın Atilla Silke oldu. Bizlere Yabancı Diller Yüksekokulu hakkında bilgi verdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki programlarımızda yüksekokul müdürlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz ve akademik birimlerimizi detaylarıyla ekrana taşıyacağız. Bir sonraki programda görüşene dek hoşça kalın.